ki hemen. Kader Mahkumlar için de ben şiir okuyacağım. Birazdan tabii ki Mahsun Bey'den sonra. Güzel bir eser alalım Mahsun Bey sizden, böyle cıvıl cıvıl, sonra şiire geçelim. Hadi bakalım. Şıksın bu arada. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Masum, senin gerçekten böyle o kadar duygulu şarkıların var ki. Hani geçenki programda, Kader Mahkumları programında da çok güzel bir eserler okumuştun böyle. Teşekkür ederim. Nasıl yani böyle duygulu şarkıları tam yürekten söyleyince mi, yoksa bir şarkıları söylerken yaşamak mı lazım? Yoksa o duygu nasıl bir şey mesela? Ben şarkıları, duygulu şarkı okuyamıyorum. Duygulu şarkı söyledin ama hissederek söylemen lazım. Hani ağızdan değil de ciğerden söylemek lazım. Ya da yaşadığın olaylardan dolayı mı insanlar böyle duygu katar, yoksa yani... Tabii zaman zaman, yani hani zaman zaman hepimizin
insana mahsus dert, sıkıntılar. Yani kesinlikle maalesef. Bazı şeyler yaşadık. Yaşayan dostlarımızı gördük. Onları esinlenerek onları yazdık. Onları tabii kesinlikle. Yalnız Mahsun Karakuş dört hani derler ya, beş parmağında beş marifet yazar. Stüdyosu var. Evet, yönetmenlik yönetmen var. Yönetmen var. Sanatçı güzel yorumluyor şarkıları da. Beş ama parmağında beş marifet. Beş marifet. Evet, aynen. O sizin yürek güzelliğiniz. Program hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ediyorum Mahsun. Geçen programdaydık İclal Hanım. Orada da çok güzel karşılandık. Burada da Seymen ailesine ben çok teşekkür ediyorum. Çalışanlar çok gerçekten çok mütevazi, çok güzel insanlar. Değil mi? Yani birbirinden evet. Değerli. Çünkü burada bir emek var. Burada tabii ki canlı yayında biz elimizden geldiği kadar bir kusurumuz varsa da affola. Çünkü biz istiyoruz ki güzellik olsun, güzel şarkılar olsun. Ve duygu katalım istiyoruz. Sizin duygularınıza, içinize girmek istiyoruz. Tabii ki bu şiirlerle, şarkılarla, sözlerle, yorumlarla. Tabii ki bunun için ne yapıyoruz? SMS'lerinizi bekliyoruz.